O merkezde büyük yarım dairede yarıçap uzunluğu O'dan D'ye kadar olan uzunluk x artı 6 ise O'dan A'ya kadar olan uzunluk da x artı 6'dır. Onu çıkartırsak buraya x eksi 4 kalacaktır. Yarıçap uzunluğu x artı 6 ise O'dan B'ye kadar olan uzaklık da x artı 6 olacaktır. Evet, buraları birleştirdiğimiz zaman küçük daire için çapı gören çevre açı olduğu için 90 derecedir. Dikten dikindiği için de Öklit kuralları vardır. X'in karesi Öklit kurallarına göre x eksi 4 ile x artı 6'nın çarpımına eşittir. X eksi 4 ile x artı 6'yı çarparsak x kare artı 2x eksi 24 gelecek. Eşittir x kareden x kareler birbirini nötrleyecek. 2x eşittir 24'ten her iki tarafı 2'ye bölersek x uzunluğu 12 birim olacaktır. Cevap da E şıkkıdır. Öncelikle yamukta alan bağıntısı gereğince yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğe h diyecek olursak bunun alanının 49 birim kare olduğu verilmiş. 14'ü 2'ye bölersek 7, 7 ile neyi çarparsak 49, 7'yi çarparsak o zaman h dediğimiz yükseklik 7'dir diyeceğiz arkadaşlar. Evet, buradan bir dikindirdiğimizde, şu şekilde bir dikindirdiğimizde yüksekliğimiz 7 olacaktır. Yani şuraya x diyecek olursak burası 7 eksi x'tir. Evet, burayı yine birleştirecek olursak bakın şuradan şuraya birleştirecek olursak burası bir yarıçaptır. Aynı zamanda merkezden kirişe indirilen dikme kirişi 2 eşit parçaya böler. 3, 3 diye 2 eşit parçaya böler. Burası da R'dir. Aynı şekilde merkezi B'ye birleştirdiğimiz zaman burası da yarıçap uzunluğudur. 8'lik uzunluk merkezden kirişe dikindirdiğimiz için 2 eşit parçaya bölünecek. 4, 4. Bir burada Pisagor, bir de burada Pisagor yaptığımız zaman ortak çözümle yarıçapı bulacağız. 3'ün karesi 9 artı 7 eksi x'in karesi R'nin karesine eşittir. R'nin karesi buradan ise 4'ün karesi 16 artı x kareye eşittir. Buradan 9 artı 7 eksi x'in karesini açarsak 49 artı x kare eksi 14x eşittir 16 artı x kare olacaktır. X kareler sadeleşir. 14x'i diğer tarafa atacak olursak 49, 9 daha 58. 58'den de 16'yı çıkartacak olursak 8'den 6 çıktı. 2, 5'ten 1 çıktı 4. Eşittir 42 olacak. 14 ile neyi çarparsak 42 olur? 3'ü çarparsak. O zaman x uzunluğumuz 3'tür. 3, 4 ne üçgeni vardır? 5 üçgeni vardır. O zaman yarıçap uzunluğumuz 5 birimdir diyeceğiz. Cevap da E şıkkıdır. Evet, bu tarz sorularda evet arkadaşlar, merkezi teğete birleştireceğiz. Merkezi teğete birleştirecek olursak şuradaki merkezi de teğet noktasına birleştirecek olursak. Buralar diktir. Bunları biliyoruz. Bir de merkezleri birleştirecek olursak. Ve soruda verilen bunun küçüğün yarıçapı 6 birim, büyüğün yarıçapı da 12 birim olarak verilmiş. Evet, buraya ayrıyetten bakın bu şekli, şu şekilde de birleştirecek olursak. Şunu dikdörtgene tamamladık. Burası 6 ise burası 6'dır. Evet, bu uzunluk 24 ise bu uzunluk da 24'tür dikdörtgen olduğu için. O zaman dikkenarlardan biri 18, diğeri 24 ise 24'ü 18'i 6 çarpı 3, 24'ü 6 çarpı 4 diye yazarsak işte hipotenüs uzunluğu merkezler arasındaki uzaklık o zaman 6 çarpı 5 yani 30 birim olacaktır. Cevabımız 30 birimdir. Ama merkezler arasındaki uzaklık 30 birimdir. Birbirlerine en yakın noktaları, çemberlerin birbirlerine en yakın noktaları ise bakın şu noktayla şu nokta arasındaki uzaklıktır. Bu uzunluk yarıçap 12, bu uzunluk da 6 ise toplam 30 birimden 12 ve 6'nın toplamını 18 çıkartırsak çemberlerin birbirine en yakın uzaklıkları 12 birim kalacaktır. Birbirine en uzak noktaları soruluyor fakat biz en yakın noktalarını bulduk. En uzak noktaları ise yani bu soruyu iki parçada ifade ederim. Çünkü başka bir soruda en kısa mesafesi de sorulabilir. En uzak mesafesi ise burası 12 ise burası 12, burası 6 ise de burası 6'dır. Yani 30'a bu sefer 12 artı 6'yı ilave edecek. Yani 18'i ilave edecek olursak bu da 48 birim olur. Bize zaten en uzak mesafeler arasındaki mesafe çemberlerin 48 birimdir. Cevap da C şıkkıdır deriz. Evet, A merkezli bir çember yayından bahsediyor. O zaman A'yı K'ya birleştiriyoruz. Bu yarıçaptır. B merkezli bir çember yayından bahsediyor. B'yi de K'ya birleştirirsek burası da yarıçaptır. Bakın B merkezde olduğu için BC yarıçap 20 ise burası da 20'dir. Aynı şekilde A merkez olan burası 20 ise burası 20'dir. Yarıçap olduğu için AD, K da bir yarıçaptır. O zaman burası da 20'dir diyeceğiz. Aynı şekilde bakın K noktasında kesişiyor bunlar. C ve D merkezler ise C ve D merkezler. Yani burada şunu yapacağız. C merkezde olduğu için C'yi L'ye birleştirirsek burası da yarıçaptır.
CB bir yarıçap uzunluğudur. O zaman bu uzunluk da 20'dir. Aynı şekilde L'yi D'ye birleştirirsek burası da yarıçaptır. Burası 20 birim olduğu için burası da 20 birim olacaktır. Bunu ifade edebiliriz. AB uzunluğunun 32 olduğu ifade edilmiş. Evet, 32 birimdir. BC uzunluğunun da 20 olduğu ifade edilmiş. KL uzaklığı nedir? Şu aradaki mesafe nedir? Bu soruluyor bize arkadaşlar. Bakın şuraları şöyle devam ettirecek olursak. Bu şekilde devam ettirecek olursak. Şunu ifade edebiliriz. Evet, burası 20 birimse şuranın tamamı da 20 birimdir. Bunu ifade edebiliriz. Bir kere simetrik iki tane yapı olduğu için burası orta noktadır. 32 ise 16, 16 diye iki eşit parçaya bölür. Burası da 16, 16'dır diyeceğiz. Şu uzunluk x ise, kale uzunluğu x ise şuranın tamamı. Bakın şurası o zaman simetrik yapı olduğu için şuraları birleştirirsek. Şurası tam orta noktadır. Burası 10 birimdir. O zaman şu kısma a diyecek olursak burası 10 eksi a'dır. Bunu ifade edebiliriz. O zaman burası a ise burası da a'dır. Evet, bura a, bura a, bura 10 eksi a. Burası 16, burası da 20. 16, 20 ne üçgeni var? 12 üçgeni var. O zaman 10 eksi a'ya şu a'yı ve şu a'yı ilave ettiğimiz zaman, yani 2 a'yı ilave ettiğimiz zaman 12, 16, 20 üçgeninden buranın 12 olduğunu tespit ederiz. 10 artı a dediğimiz değer 12'ye eşittir. Buradan a değeri de 2'dir. X dediğimiz uzunluk a ile a'nın toplamı, yani 2 a'dır. 2 çarpı 2'den de 4 birimdir diyeceğiz. Cevabımız da D şıkkıdır. Evet, bu soru için şunu yapalım arkadaşlar. Merkezi A noktasını D'ye birleştirirsek çapı gören çevre açı olduğu için burası 90 derecedir. Şuraya X diyelim. Şuraya da Y diyelim gelin. Bir kere merkezden teğet indirilen doğru dik olduğu için, dikten de dikindiği için Öklit kuralları vardır. Öklit kuralına göre 4'ün karesi 16 eşittir. X ile X artı 6'nın çarpımına eşittir. Buradan X değerinin 2 olduğunu görebiliriz. X'e 2 verirsek bu denklem sağlanır. X'e 2 değeri verdiğimizde Öklit'in diğer kuralı gereğince Y kare eşittir. Bu sefer de 6 ile tamamının çarpımına, 6 ile 6 artı 2, 8'in çarpımı 48'dir. Bu da 16 çarpı 3'tür. Y kare 4, 16 çarpı 3 ise Y değeri 4 köküçtür. Y dediğimiz çap 4 köküçtür. Çapı da 2'ye bölersek yarı çapı buluruz. Yani 2 kök 3 bizim 2 kök 3 birim yarı çapımızdır. Cevap da D şıkkıdır. Evet arkadaşlar, bu soru için merkez, bakın buraysa 25 yarı çaptır, 17 ile 8'in toplamı. O zaman burası da 25'tir. 20'yi çıkarsak buraya 5 kalır. Bakın şuraya şu açıya alfa 90 teta diyecek olursak alfa 90 burası da teta olacaktır. O zaman burada teta'nın karşısı buraya x, buraya a dersek x artı a ise burası da x artı a. Çünkü burada 90'ın karşısı 90'ın karşısına eşit olduğu için bu iki üçgen eşittir. Doğal olarak burada da teta 90, buraya da alfa diyecek olursak alfanın karşısı 5 ise burada da alfanın karşısı şu uzunluk 5'tir. Aynı şekilde buradan dik indirdiğimizde buraya da m 90 n açısı dediğimiz zaman n 90, burası da m, burası da n olacaktır aynı şekilde. Burada n'in karşısı 17 ise burada da n'in karşısı 17 olacak. 17'den 5 ve x, 5 ve x'i çıkartacak olursak 12 eksi x kalacaktır şurada. Evet, aynı şekilde burada m'in karşısı a ise burada da m'in karşısı şurası a olacaktır. Bakın şurayı birleştirecek olursak. Şöyle birleştirelim. O'yu F'ye birleştirelim. Yarıçap uzunluğu 25 olduğu için burası da 25'tir. F'den indirdiğimiz dikmenin ayağı burası olsun. O ile birleştirirsek şu dik üçgeni buraya da çizecek olursak bakın şu şekilde. Evet, şu uzunluk zaten A olduğu ifade edilmişti. Şu uzunluğun tamamı topladığımız zaman yarıçap uzunluğu 25'tir. Şu uzunluğun tamamı da toplarsak A, X, 5 ve 12 eksi X'i toplarsak X'ler sadeleşir. 17 artı A olacaktır. Peki hipotenüsü 25 olan ne olabilir? 7, 24, 25 üçgeni olabilir. A'ya 7 değeri verirsek, 17 ile 7'yi toplarsak burası da 24'tür. Evet, A değerimiz nedir? 7'dir diyeceğiz. O zaman A değeri 7 ise burası 7'dir. Bize K ile L noktaları arasındaki uzaklık soruluyor. Aynı şekli şuraya birleştirecek olursak burası da bir yarıçaptır. Burası da 25'tir. Evet, şu üçgeni de buraya aynı şekilde çizecek olursak, şu şekilde çizecek olursak, şu uzunluğumuz bakın X artı A'dır. Şu uzunluğun tamamı, şurası 5, burası x, burası a ise 5 artı x artı a'dır. Yarıçap uzunluğu da 25'tir. O da buraya eşittir. A'nın ne olduğunu biliyoruz. A'ya 7 yazacak olursak burası x artı 7. A'ya 7 yazacak olursak burası 12 artı x'tir. Evet, burada da 15, 20, 25 üçgenini baz alırsak, 15 olması için x'e 8 değeri verirsek, 8 verirsek burası 15, 8 değeri verirsek burası 20, burada 25 olur. 15, 20, 25 üçgeni çıkacaktır. O zaman x değerimiz nedir? 8 birimdir deriz. Cevap da B şıkkıdır. Evet, bu sorular için arkadaşlar önce şunların merkezlerini birleştirelim.
Aynı zamanda bunun merkeziyle birleştirdiğimiz zaman teğet noktasından, buradan da merkeziyle birleştirdiğimiz zaman teğet noktasından geçer. Aynı şekilde buraları da buraların merkeziyle birleştirirsek bunların teğet noktasından geçecektir. C ve D'den geçecektir. Bunları da söyleyebiliriz. Şunların merkezlerini de birleştirirsek simetrik olduğu için tam bu noktadan geçecektir. K teğet noktasından geçecektir. Küçük çemberlerin yarıçapları 7 birim 7 birim olarak verilmiş. O zaman buraya 7 birimse şurası da 7 birim, burası da 7 birim, burası da 7 birim, burası da 7 birimdir. Yarım dairelerin merkezleri arasındaki uzaklık, şunların merkezleri arasındaki uzaklık 48 birimse demek ki şurası 24, şurası da 24'tür. Bunu söyleyebiliriz. Yani şu uzunluk, şu mesafe 24 birimdir diyeceğiz. Evet, 7, 24 ne üçgeni vardır? 25 üçgeni vardır. 25 ise 7'yi çıkarsak buraya 18 birim kalır. Bunun yarıçapı 18 birimse burada 18, burada 18'dir diyeceğiz. Zaten kale uzaklığı ya da bunların merkezleri arasındaki uzaklık 48 birim olarak verilmişti. 18, 18 daha 36. 48 ile 36'yı toplarsak yarı çevreyi bulmuş oluruz. 8, 6 daha 14, 4, 3 daha 7, 1 daha 8. Bunu da 2 ile çarparsak tüm çevreyi bulmuş olacağız. 168 birimdir diyeceğiz. Cevabımız da B şıkkıdır. Evet, sorumuzda arkadaşlar katlanma şekillerinde katlanmamış açılmış halini yazacağız. Katlandıktan sonra ABY üzerindeki bu noktayla CDY üzerindeki bu noktanın en kısa uzaklığı 24 birim simetrik olduğu için bu 12 bu 12'dir. Niye simetriktir? Çünkü AB ile CD eşitse o zaman O noktasından AB'ye indirilen dikme ile O noktasından CD'ye indirilen dikme de eşittir diyeceğiz. Aynı zamanda AB katlama çizgisi olduğu için burası x ise burası x'tir. Merkezden yarıçap olduğu için B'ye birleştirirsek yarıçap 20'dir. O zaman merkez buraysa şu uzunluğun da 20 olması lazım. Yani 12 artı x artı x, yani 2x'in 20 birime eşit olması lazım. Buradan 2x'in 8, x'in de 4 olması gerekir. X'e 4 değeri verecek olursak bakın burası 16 birim, burayı 20 birim. 12, 16, 20 üçgeni vardır. 3, 4, 5'in katlarıdır. O zaman şu uzunluk 12 birim, bu uzunluk da 12 birim. O zaman AB uzunluğu 24 birimdir. Aynı şekilde CD uzunluğunda simetrik yapı olduğu için burası da 24 birim. 24 ile 24 toplarsak toplam uzunluğumuz 48 birim olacaktır. Cevap da B şıkkıdır. Evet, burası bir düzgün altıgen olduğu için arkadaşlar düzgün altıgende tüm kenarlar birbirine eşittir ve tüm kenarlar birbirine eşittir. Aynı zamanda da düzgün altıgende bir iç açı 120 derecedir. Burası 120 ise bitişindeki açı 60. Burası 120 ise bitişindeki açı 60. 60, 60 ise burası da 60. Bu bir eşkenar üçgendir. A ise burası A, burası da A'dır. OTP'nin, OTP yani eşkenar üçgenin bir kenarı A olan eşkenar üçgenin çevresi 3A'dır. Bu da 3 kök 7 olarak verilmiş. A değerimiz de kök 7'dir diyeceğiz. Dairenin yarıçapı kaç birimdir? Soruda verilen ifade budur arkadaşlar. Dairenin yarıçapı için şöyle bir şey yapıyoruz bakın. Şöyle birleştiriyoruz. O'yu M'ye birleştiriyoruz. Bu bir yarıçaptır. Şu uzunluk nedir? 2A. Bu uzunluk nedir? A. Arasındaki açı nedir? 120 derece. Bunu kenara bir daha çizelim. Bakın şöyle çizecek olursak. Evet, şurası O, şurası M noktası olsun. Şu uzunluk 2A'ydı. A kök 7 ise 2A uzunluğu 2 kök 7'dir. Bu uzunluk da neydi? Bakın şu uzunlukla aynıydı. A'ydı. O da kök 7'ye eşittir. Evet, arasındaki açı da düzgün altıgen olduğu için 120 derecedir. Bu tür sorularda uzatıp dikindiriyoruz. Şöyle uzatıp dikindirecek olursak 120 ise bitişi 60 derece, 60, 90, 30 üçgeni vardır. 30'un karşısı hipotenüsün 90'ın karşısının yarısıdır. Yani burası kök 7'dir. 30'un karşısı kök 7 ise 60'ın karşısı kök 7'nin kök 3 katı, o da kök 21'dir. Şu büyük üçgende bize burası soruluyor. Çünkü burası aynı zamanda yarıçap. OM uzunluğu yarıçaptır. R diyecek olursak Pisagor teoremine göre R kare kök 21'in karesi 21 artı 2 kök 7'nin karesi ise 4 çarpı 7'den 28 olur. Topladığımız zaman 49, R kare 49'a eşitse yarıçap dediğimiz uzunluk da 7 birimdir diyeceğiz. Cevap da A şıkkıdır. Evet, soruda verilen bakın kırmızıda şu A ile B noktaları arasındaki uzaklık şurası 5 birim, mavideki 10 birim, yeşildeki 2 birim, buranın da x birim olduğu ifade ediliyor. Bakın şu A ve C noktaları çap şurayı birleştirecek olursak arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman burada da aynı şekilde çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman şuraya AC uzunluğunun karesi, üstteki Pisagor teoremine göre AC'nin karesi 5'in karesi artı 10'un karesidir. Yani 25 artı 100'dür. AC'nin karesi aynı zamanda altta Pisagor teoremine göre x'in karesi artı 2'nin karesi 4'e eşittir. Buradan da 125 4'ü çıkarsak 121 x kare 121 eşitse neyin karesi 121'dir? 11'in karesi. O zaman x uzunluğu da 11 birimdir deriz. Cevap A şıkkıdır.